Merhaba. Üçüncü kısımdan devam ediyoruz. İlk bacağımızı ördük. İkinci bacağımızı ördük. İpi kesmedik ikinci bacağımızda. Hala ipimiz devam ediyor. Sadece ilmek kaydırma yaptık. Sıramızı sonlandırdık. Tarifimizde iki zincirle bacakları birleştir diyor. Şimdi önce şunu söyleyeyim size. 24 ilmek bir bacakta var. 24 ilmek bir bacakta var. İki zincir araya çekeceğiz. Zincirin bu tarafına 2 ilmek, zincirin diğer tarafına 2 ilmek olacak. Toplam 52 ilmek oluyor. Yalnız artırmalarımızı 6'şar 6'şar yapacağımız için veya eksiltmelerimizi sayımız, ilmek sayımız 6 ve katı olsun istiyorum. O yüzden bacaklara şu aralara birer ilmek daha fazla atacağım. Yani toplamda 52 ilmek değil 54 ilmek olacak. Onu da sayarak gideceğiz. Şimdi biraz kafanız karışmış olabilir ama onu size göstereceğim. Yani ezbere gitmeyin istiyorum. Bir şeyin mantığını kavrayın istiyorum. Ama grimi de genelde eğer 6 sık iğne ile başladıysak artırmalar hep 6'nın katı olarak devam eder. Eğer 5 sık iğne ile başlarsak 5'in katı olarak devam eder. İlmeklerimiz 6 ve 6'nın katları olursa bizim için eksiltmeler, azaltmalar çok daha kolay olur. 2 zincir çekiyorum. 1 2. Buradaki zinciri çok sıkı sıkı olmamasına dikkat edin. Çok gevşek olmasın, çok sık olmasın. Normal bir zincir. Sonra burası önemli. Şimdi bir önceki bacakta ilmek bitmişti. Şuraya ilmek kaydırma yapmıştım. Sonra zincir çekmiştim. Şurada bir tane zincirim var. Sıkıştırdığımız için zincir fazla görünmüyor olabilir. Ama zinciri ilmekten saymıyoruz. Onu unutmayın. O sadece ipin içeride açılmasını, sökülmesini engellemek için de o içeride kalacak. Şimdi son ilmek kaydırma yaptığım ilmeğin içine batıyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bu benim ilk sık iğnem oluyor. Sayarak gideceğiz şimdi. Ki sayısını karıştırmayalım. 54 sık iğne olacak. 25 buraya, 25 buraya. İkişer tane de ortadaki zincire ilmek yapacağız. Toplam 54 ilmeğimiz olacak. 1. Birinci sık iğnemizi yaptık. Şimdi normalde ilmek kaydırma yaptığım bu bacakla ilmek kaydırma yaptığım ilmek bu. Burayla diğer bacağı birleştirdim ve buraya bir sık iğne yaptım. Hemen altındaki şu boşluk aslında ilmeğim değil. Onu atlayıp buradan devam etmem lazım. Ama ben size dedim ya bir fazla ilmek yapacağım burada diye, sayım tutsun diye. O yüzden oradan başlıyorum. İlk sık iğnemi yapmıştım. Hemen onun altındaki boşluğa da şöyle ikinciyi yapıyorum. 2. Sonra yanındaki ilmekten devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 hızlıca geçeyim. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. ilmek. Burada bitti. Bu tarafa 25 ilmek attım. Şimdi şu bacak kıvrılmış mı ona bakıyorum. Zincir düz dursun. Sanırım kıvrılmış. Zincirim, iki zincirim burada. Şu yanındaki boşluğa artık ilmek atmıyorum. Çünkü 25 ilmeğimi tamamladım. Zaten orası şuradaki ilmeğin altıydı. Onu da doldurmuştuk. Size. Netlesin. Oradaki zinciri gördünüz. İki tane zincir. Onun böyle şuradan zincirin üst kısmındaki ipe içine giriyorum. Nasıl böyle zincir çekip üzerine sık iğne yapıyoruz ya. Onun gibi düşünün. Üst kısmındaki yere batıyorum ve birinci sık iğnemi yapıyorum. Zincir kısmındayız şu anda. Sonra diğer zincirin
Şurada küçük kalmış olabilir zincirimiz. Diğer zincirimizin üst kısmına ikinci sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi bu tarafta yine 25 tane sık iğne olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve son ilmek 25. Diğer bacağı da 25 tane ördüm. Şimdi yine ortadaki zincirin diğer tarafına 2 tane ilmek bırakacağım. Şimdi zincir görünmüyor olabilir. Buraya dikkatlice bakmanız gerekiyor. Çünkü zincir küçüldü. Buradaki zinciri de bulmak için bir tane toplu iğneden yardım alabilirsiniz. Bunun için de şu diğer bacağın ilk ilmeğini bulun. Ona bir tane iğne takın. Belirleyici koyun ilk ilmeğini. Mesela bunun ilk ilmeği burası. Toplu iğnemi taktım oraya. Yani ilk ilmeği bulduktan sonra zincirin diğer iki kısmına buraya bir iki sık iğne yapmamız gerekiyor. Eğer zincirin o diğer tarafını bulamazsanız da sorun yapmayın. Buraya iki tane herhangi bir yere sık iğne bırakın. Birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi ben buraya işaret belirleyici ip koyacağım. İki sık iğnenin arasına. Tam ortada olacak. Artık sıra geçişim. Anlayamadığınız yerleri yorumda bana yazın. Gerekirse detaylı bir kez daha video çekerim. Yani anlamadığınız yerin videosunu çekerim. Buraya işaret belirleyicimi, ilmek belirleyicimi koydum, ipimi koydum. İlk sık iğnemi yapmıştım. Şimdi zincire ikinci sık iğnemi yapıyorum. Bunu çıkarabiliriz. Artık iki zincirle bacakları birleştir dediği kısım bitti. Bacakları birleştirdik. Şimdi artık gövdeye başlıyoruz. Gövdede diyor ki ben bacaktan devam edip saymayı sevmiyorum. Gövdeden sayıyorum. Ama isterseniz siz gövdeden saymayı karıştırırsanız sırayı bacaktan da sayıp devam edebilirsiniz. Ama ben gövdeden başlıyorum. Birden 6. sıraya kadar düz bir şekilde 54 ilmek ör diyor tarifim bana. Artırma yapma, eksiltme yapma diyor. 54 ilmek olacak her sırada. 6. sıra dahil ör diyor. Şuradan bir sıra daha örüp göstereyim ben size. Ya da birkaç ilmek daha. Sonra örüp geleyim. Şimdi zincirimin ilk ilmeğini atarak aslında birinci sırama, gövdenin birinci sırasına başlamış oldum. İlmek belirleyicim burada. Bundan sonra sıra burada değişecek. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Şimdi bu sırada sayım yapabilirsiniz. 54 ilmek olması gerekiyor. Sizde 53 ilmek olmuş olabilir. 55 olmuş olabilir. Hiç sorun değil. Hata yapmış olabilirsiniz. Eksik batmış olabilirsiniz. Fazla batmış olabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bu birinci sırada bunu telafi edin. Arkadan, önden değil de arkadan eksiltme veya artırma yapabilirsiniz. Burada sayın ilmeklerinizi. Atıyorum eksik olmuş. Bu sırada bir artırma yapın. Eksiltmeyi daha göstermemiştim size. Onu da göstereyim de eksiltme yapın. Eğer ilmekleriniz fazlaysa eksiltme yapmak için onu da göstereyim şurada size. İki tane ilmek. Şurada bir ilmeğimiz var. Burada bir ilmeğimiz var. İlmeğin bakın. Şöyle şu bir ilmek. Biraz daha netleştireyim. Şu bir ilmek. İlmeğin şu ön lobu. Şurası ön lobu. Burası. Şurası arka lobu.
ilmeğin. Biz azaltma yaparken ilmeğin şu ön loblarını, bunu aldım, ön lobunu hemen yanındaki ilmeğin de ön lobuna batıp ikisini birlikte aldığım zaman bir tane eksiltme yapmış oluyorum. Şu an eksiltme yapmıyorum ama dediğim gibi eğer buradaki sıranız 54 olmamış olabilir, 55 olmuş olabilir, fazla olmuş olabilir. Hemen bu sırada birinci sıranızda bunu telafi etmeniz, düzeltmeniz açısından gösterdim. Eğer eksikse de bir tane arka kısımda, yani şu ilmek belirleyicinizin olduğu kısımda azaltma yapabilirsiniz, artırma yapabilirsiniz. Şimdi normal devam ediyoruz. Ben birkaç sıra örüp geliyorum hemen. Ben 2 sıra ördüm. Sayarak yapmama rağmen ben bile bir ilmek eksik yapmışım. Nasıl oldu anlamadım. Ama sorun değil. Şu arkada hemen birinci sırayı örerken bir tane artırma yaptım. 54 ilmeğimi tamamladım. Şimdi sıra saymayı da göstereyim ben size. Şöyle bacakları açayım. Şu kısım iki zincirle gövdeyi birleştir dediği kısım. O yüzden ben burayı sıraya dahil etmiyorum. 2 sıra ördüm dedim ya size. Şurada hemen şurası. Birinci sıram, ikinci sıram. Onun altında şurada gördüğünüz kısım, orası zincirle bacakları birleştirdiğimiz kısım. O yüzden o sırayı ben saymıyorum. Birinci sıra, ikinci sıra. 4 sıra daha örmemiz lazım. Evet, 6. sıramı da ördüm, geldim. Sayalım şimdi. Şu en alttaki sırayı saymıyorum demiştim size. Şu sıradan başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. sıramı da ördüm. 7. sırada 7 kez ör, 1 kez azalt diyor. 54 ilmeğimiz vardı. 7 kez örüp 1 kez azaltınca 48 ilmek elde edeceğiz. 6 ilmek eksik olacak. Yani 6 kez azaltma yapacağız. Hemen bu sıra 7. sırada ben size azaltmayı bir kez daha göstereyim. İlmek belirleyicimi arka tarafa doğru attım. Evet, başlıyoruz şimdi. Sayarak gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek ördüm. Bir kez azaltma yap diyor bana. Azaltma yaparken şu iki tane ilmeği bir seferde öreceğim. Bu iki tane ilmeği. Biraz önce anlatmıştım. Bir kez daha anlatayım. İlmeğin bu tarafındaki kısmına ön lob, arkadaki kısmına arka lob deniyor. Ön loblardan öreceğim. Alacağım. Bu şekilde. Sonra hemen yanındaki ilmeği de yine aynı şekilde netleşsin. Bu şekilde öreceğim. Tığımı geri ipime takıyorum. Hemen yanındaki iki tane ilmeğin ön loblarından, buna gizli azaltma deniyor. Buradan ve buradan alıyorum. Tek seferde iki ilmeği tek seferde örüyorum. Sık iğnemi tamamlıyorum. Şimdi 7 kez yine düz sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 Azaltmayı şu şekilde de yapabilirsiniz. Bir tane şu azaltacağımız ilmeği atlayıp hemen yanındakini de örebilirsiniz. Ama güzel görünmüyor bu. Orada boşluk oluşur, delik oluşur. Hiç güzel görünmez. O yüzden ilmek atlamak yerine hemen şuradan ilmeğin ön lobundan ve yanındakinin de ön lobundan alarak ikisini bir şekilde sık iğne yaparak örüyorum. Sonra devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7
Yine bir kez daha azaltmamı yapıyorum. Arkadaşlar dil sürçmesi olabiliyor. Azaltmak yerine artırmak söylemiş olabilirim. Böyle bir şey söylediysem kusuruma bakmayın. Burada azaltma yapıyoruz bu sırada. Evet, azaltmamı yaptım. Tekrar 7 ilmek sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine azaltmamı yapıyorum. Azaltmadan sonra 7 ilmek daha. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sıkılıyorsanız biraz hızlandırıp izleyebilirsiniz. Azaltmamı yapıyorum. Son azaltmamı yapacağım şimdi. Sayıyorum. 2 3 4 5 6 7. 7 kez ördüm. Son azaltmamı yapıyorum. Ve ilmeklerim de bitti zaten. Altının katı olduğu için hiç ilmek kalmadan düzgüncene sıramı tamamladım. Şimdi burada renk değiştireceğiz. Bu arada yavaş yavaş dolum yaparak yukarıya doğru çıkabilirsiniz. Şurada dolum yaparken dikkatle doldurun. Boşluk oluşmasın. Yavaş yavaş doldurarak yukarı çıkabilirsiniz. Ben şimdilik doldurmayacağım. Bir sıra daha göstereceğim size. Ondan sonra doldururum. 7. sıramızda azaltmamızı yaptık. 8'den 11. sıraya kadar 48 ilmek düz bir şekilde örüyoruz. Artırma veya azaltma yapmıyoruz. 4 sıra. 4 sıra örüp geliyoruz. 11. sırayı da örüp geldim. 12. sırada bana 6 kez ör, 1 kez azalt diyor. Sonunda 42 ilmeğe. Sonunda 42 ilmeğe ulaşmış olacağız. Evet, bu sırada da hızlıca 6 kez örüp 1 kez azaltıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, bir kez azalttım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, bir kez azalttım. Bir, iki, 3 4 5 6 bir kez azalttım. Ördükçe yavaş yavaş dolumlarınızı yapın artık. Elyafla minik minik doldurun. 1 2 3 4 5 6 bir kez azalt. 1 2 3 4 5 6 kez ördüm. Yine bir kez azaltıyorum. Son kez. 1 2 3 4 5 6. Son azaltmamı yapıyorum. Ve bitirdim. Şimdi renk değişikliği yapacağız. 12. sıramı bitirdim. Renk değişikliği yapacağız. Şimdi beyaz rengimize geçeceğiz. Tulumumuzun rengi bitti. Burada renk geçişi yaptığımızda şu ilmek kaydırmayı ben renkli ipte yapmıştım. Şimdi renk geçişinde ilmek kaydırmayı yine renkli ipte yapacağım. Çünkü renkli ipte, renkli ipin böyle üstte görünüyormuş gibi olsun istiyorum. Yani bir çıkıntısı renkli ipin olsun istiyorum. Beyaz ipin değil. O yüzden burada şimdi ilmek belirleyicimiz bizim sağ tarafa doğru kaydı. O yüzden ben burada bir kez daha bir ilmek daha örmek istiyorum. Bir ilmek daha ördüm. Ve ilmek belirleyicimi öyle koydum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bu sırada hep ilmek kaydırma yapacağım. Unutmuş olabilirsiniz. Bir kez daha göstereyim. Tığımı ilmeğe geçiriyorum.
İpimi dolayıp çekiyorum. Tekrar başını dolamadan ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bu ilmek kaydırmayı çok sıkı sıkı yapmayın. Çok sıkmasın. Evet, ilmek kaydırma işlemimiz bitti. Ama renk geçişi daha güzel görünsün diye ben burada bir kez daha ilmek kaydırma yapmak istiyorum. Sıra sonunda bir kez daha ilmek kaydırma yaptım. Şimdi ipimi arka tarafa alacağım. Hemen yanındaki ilmeğin metresin. Göstermiştim ben size bunu ama bir kez daha göstereyim. Hemen yanındaki ilmeğin içine bu şekilde tepeden giriyorum. Tepeden giriyorum ve bu ilmeğimi arka tarafa doğru geçiriyorum. Evet, geçirdim. Şu anda renk geçiş hizası istediğim gibi tam ortaya denk geldi. Tam ortada olması daha güzel bir görüntü sağlar. Şimdi burada artık kiremit rengi ipimiyle işimiz bitti. Şu ilmek belirleyici ipimi de ön tarafa doğru. Hatta arkada kalsın. Onunla şu anda işimiz yok. Ön tarafa atarsam belki karıştırabiliriz onu. Beyaz ipimi alıyorum. Artık renk değiştireceğiz. Beyaz ipimi işaret parmağıma doluyorum. Şu kiremit rengi iple beraber şöyle arkada ikisini bir tutuyorum. Ve şu kiremit rengi ipi biraz daha çekeyim. Çekeyim ve sıkıştırayım biraz daha onu. Şimdi buraya beyaz iple bir tane zincir çekiyorum. Zincir çektim. İpi hala arkadan bırakmıyorum. Bırakırsam genişler. Şimdi ilmek kaydırma yaptığım ilmeklerim burada. Tepedeki ilmeklerim burada. Görebildiniz mi bunu? Bakın. İlmek kaydırma yaptığım ilmeklerim burada. Tepedeki ana ilmeklerim burada. Ben ana ilmeklerimden devam ederek sık iğne yapmaya devam ediyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. Ve arkadaki ipi hemen iki ipi şu beyaz ipten daha hafifçe biraz çekerek ikisini bağlayacağım. Önce şunu niye odaklamıyor? Evet. Odaklandı. Renkli ipimi çıkardım aradan. Ve bağlıyorum. Düğüm atıyorum. Bir kez düğüm atmak yeterli. Pamuklu ip olduğu için zaten tutacaktır, çözülmez. İçeriye gizliyorum bunu. İçeride kalacak. Ben şimdi şuradaki ilmekleri size bir kez daha göstereyim. Şöyle iğneyle bir kez daha göstereyim onları size. Aynı renk olduğu için görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Bir öncekinde beyaz ip vardı. Ve ikisi farklıydı. İpin rengi farklıydı. Şimdi ikisi de aynı ip. Aynı renk. Şu ilmek kaydırma yaptığım ilmeğim. Şu ana ilmeğim. Şimdi farkını gördünüz galiba, değil mi? Ana ilmekleri örmeye devam ediyoruz. Tarifime de bakayım bu arada. Rengimizi değiştirdik. 13'ten 19. sıraya kadar 42 ilmek olacak şekilde örmeye devam edeceğiz. Herhangi bir eksiltme yapmadan dümdüz ilerleyeceğiz. Burayı da sayabilirsiniz, bu sırayı. 42 ilmek olacak. Sayarak devam edin. Yanlış yaptınız, bir ilmek eksik çıktı, bir ilmek fazla çıktı. Onu telafi edersiniz. Çünkü bu sıralarda böyle hata yapma ihtimali oluyor. Gördünüz mü? Ne kadar güzel görünüyor.
Ben bu sırayı tamamlayıp gireyim hemen. Evet, sırayı tamamladım ben. Kontrol ettim. İlmeklerim doğru. 42 ilmek. İlmek belirleyicimi bu tarafa doğru alıp diğer sırada devam edeceğim. Ben şimdi kaydı durdurup devam edeceğim. Yalnız önce bakar mısınız? Bakın ne kadar güzel görünüyor. Düz bir renk geçişi olsaydı bu kadar güzel görünmezdi. Emin olun görünmezdi yani. Şöyle arkaya da bakın. Bence çok güzel görünüyor. Ben seviyorum böyle renk geçişlerini. Ben size düz renk geçişini de gösterebilirdim. Ama emin olun ki içime hiç sinmezdi. Bunu bir tarif videosu olarak değil de bir kurs videosu gibi düşünün. Hani biliyor olsanız bile başından sonuna kadar mutlaka izleyin. Emin olun ki öğrenebileceğiniz birçok şey vardır. 13. sıradan 19. sıraya kadar, 19. sıra dahil 42 ilmek ördüm. Pardon, şurası. 42 ilmek ördüm. Sayalım. Şurası 13. ilmekti. 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Sıra saymayı da göstermiş olayım bir kez daha size. Çünkü benim ilk başlarda, amigurumiye ilk başladığımda sıra saymayı bile karıştırıyordum yani. Ben onların hepsini göz önüne getirerek, hatırlayarak anlatmaya çalışıyorum bazı şeyleri. O yüzden ya Meryem Hanım bu da mı anlatılır, bu da mı söylenir demeyin lütfen. Çünkü gerçekten hiç bilmeyince bazı şeyleri de anlamak zorlaşıyor. Şimdi 20. sıramızda 5 kez örüp 1 kez azaltma yapacağız. Sıra sonunda 36 ilmeğimiz olacak. Hemen bir kez göstereceğim. Sırayı hızlıca bitireceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kez ördüm. 1 kez azaltıyorum. Hemen sıra sonunu getirip geliyorum. 20. sırayı tamamlayıp geldim. Sıra sonunda 36 ilmeğimiz var. 21. sırada 24. sıra dahil 4 sıra 36 ilmek düz bir şekilde öreceğiz. Ben 4 sıra örüp geliyorum. 24. sırayı da ördüm. 25. sırada 4 kez örüp 1 kez azaltma yapacağız. Toplamda 30 ilmeğimiz olacak sıra sonunda. 1, 2, 3 ve 4. Bir kez azaltma yapacağım. Artık gittikçe daralıyor. Yavaş yavaş içini doldurmayı unutmayın. Ben de dolduracağım şimdi. Sıra sonu yapıp geliyorum. 25. sırayı tamamladım. Biraz da dolum yaptım. Dolum yaparken şu kısımların da boşluk kalmasın. Ona dikkat edin. Şu arkasında da biraz daha şöyle ittireyim el yapımı. Şu an güzel görünüyor. 26. ve 27. sıramızı 30 ilmek olarak azaltma yapmadan dümdüz örüyoruz. 2 sıra daha örüp geliyorum. 27. sırayı da ördüm. Şimdi en merak edilen yere geldik. Kollar. Kolları dikmeyeceğiz. Beraberinde öreceğiz. 28. sıradayız. Kolları karşılıklı ilmeklerine beraber alarak 6 ilmekle kolları tak demişim. Tarifte. Kollarımızı 12 ilmek olarak bitirmiştik. Biliyorsunuz. 2'ye katladığımda 6 ilmek olacak. Şu karşılıklı ilmeklerine beraber alıp öreceğiz. Bu şekilde öreceğiz. Şimdi kol yerini belirlemek için, pardon ekranımı sabitleyeyim. Kol yerini belirlemek için ben size sayı vermiyorum. Neden sayı vermiyorum? Çünkü sayı verince, net bir sayı verince genelde hata oluşuyor. Şimdi siz burada ilmek belirleyicisini yanlışlıkla bir sıra önce veya bir sıra sonra yerleştirmiş olabilirsiniz. İlmek belirleyicinin yeri karışmış olabilir. Mesela şurada ben bir sıra bir ilmek ileriye örüp ilmek belirleyiciyi kaydırmıştım bu ortaya doğru. Renk geçişim tam ortada görünsün diye. Yani o yüzden tam net bir şu kadar ilmekten sonra kolları tak dediğin zaman hata yapma olasılığınız oldukça yüksek olur. Şimdi iğneye ihtiyacım olacak benim. Şimdi kolları nereye takacağımızı bulacağız. Böyle elimle ikiye karşılıklı ilmeklerini böyle tutuyorum. Düz bir şekilde şöyle karşıdan baktığınız zaman tavşanı ikiye katlayıp omuzlarının yani yan orta noktalarının nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum. Şimdi bu taraftan örerek geleceğim için kolun başlangıç ilmeğini buradan bulacağım. Şurası 1, şurası tam ortası. 1, 2 ve 3. Bu ilmek. Bu ilmeğe hemen iğnemi takıyorum.
Elimi bırakmıyorum. İkiye katlanmış bir şekilde devam ediyorum. Çeviriyorum böyle. Şimdi kolu buradan örmeye geldik. Kolu bitirdik. Buradan devam ediyoruz ya. Şimdi bu kolunda bu sıradan buradan başlangıç ilmeğini bulacağız. Yarısı. Kolun tam orta noktası burası. Koltuk altına gelen kısım. 3 ilmeği burada olacak. 3 ilmeği diğer tarafta olacak. O yüzden şu 1, 2 ve 3. 3. ilmeğine de iğnemi takıyorum. Ve kolların başlangıç noktasını işaretledim. Siz şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle tamamen göz kararı bir şekilde buradan 6 ilmek sayıp, buradan 6 ilmek sayıp iğneleri iki ucuna takıp şöyle karşıdan bakıp kolların yerini de belirleyebilirsiniz. Eğer hata yaparsanız, yani çok az da olsa hata yapma ihtimali oluyor bende bu şekilde. Mesela kolu takıyorum buraya. Bu kol biraz daha geride duruyor. Hemen o sırayı söküyorum. Bir kez daha örüyorum. Hani ben sayısını öğreneyim, sayısına göre yapayım diyorsanız hemen sayayım ben size şimdi. Şimdi 28. sıramı örüyorum. 1. İğneler olduğu için biraz beni zorlaştıracak. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 tane ilmek ördüm. 7 ilmek ördüm. 8. ilmeğimde zaten iğne takılıydı. O iğneyi çıkartıyorum. Zaten çok zorladı beni. 7 tane ilmek ördüm. Şimdi kolu alıyorum. Şu bitirdiğim kısım orta noktasına gelecek şekilde şu şekilde katlıyorum. Buraya yanına tutuyorum. Şimdi kolun ilk ilmeğine şöyle ayrı alanı göstereyim size. Kolun ilk ilmeğine bu karşılıklı ilmekleri alıyorum. Bu taraftan bir ilmek aldım. Bir de karşı taraftan bir ilmek aldım. Bu şekilde karşılıklı taktım. Aynı zamanda gövdenin 8. ilmeğine de tığımı geçiriyorum. Ve hepsini beraber alarak sık iğne yapıyorum buraya. Bu arayı biraz sıkı yapıyorum. Birinci ilmeğini yaptım. Şimdi hemen şu kolun yanındaki ilmeği alıyorum. Karşısındaki ilmekten bir tane ilmek alıyorum. Şuraya odaklayayım. Karşısındaki ilmekten bir tane alıyorum. Sonra kolun 9. ilmeğine, vücudun 9. ilmeğine batıyorum ve beraberinde sık iğnemi yapıyorum. Sonra yine 3. ilmek bu arada. Kolun üst kısmından arka kısmındaki karşılıklı ilmeğini alıyorum. Sonra gövdede bir diğer ilmeğe beraberinde batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Kolun iki karşılıklı ilmeğini alıyorum. Bu arada şu kolun bitiş ipi de buraya denk geldi. Bu tarafa doğru atıyorum onu. Gövdeden de ilmek alıyorum. Ve beraberinde sık iğnemi yapıyorum. Biraz sıkıyorum burada. Parmağımdaki ipi görüyorsunuzdur. Parmağım morardı resmen. Geniş olmasın burası. Şu an 5. ilmeğimi yapıyorum kolda. Gövdeye taktım. Sık iğnemi yaptım. Son ilmeğim 6. Yine şuraya karşılıklı ilmek. Gövdeye takıyorum. Son sık iğnemi yapıyorum. Evet. Şimdi ilk kolda duruşuna bir bakıyorum. Gayet şöyle göstereyim. Gayet güzel duruyor yana duruşu. İlk kolumuzun yeri güzel. Değiştirmeye gerek yok. Şimdi burada sayı isteyenlere, hani bize sayı verin. Yerini ben iğneyle belirleyemem diyenlere sayıyorum tekrardan. Kolu bitirdim. Hemen yanındaki ilmeğe 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. İki kolun arasında da 9 ilmek olacak. Bunu ben de not alayım şuraya. 7 ilmek başlangıçtaydı. 2 ilmeğin arasında da 9. İki kolun arasında da 9 ilmek var. 9 ilmek ördüm. Bu iğnemi çıkarıyorum artık. Diğer koluma ilmeği alıyorum. Şu
İp ortada kalacak şekilde ters çeviriyorum, ters çeviriyorum, ikiye katlıyorum. Şimdi ilmekleri karşılıklı olarak alacağım. İki ilmeği, karşılıklı iki ilmeği tek ilmek yapacağım yani. Şu şekilde. Birinci ilmeğim. Birinci sık iğnem. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem. Şu ortadaki ipi diğer tarafa atıyorum hemen. Dördüncü sık iğnem. Beşinci sık iğnem. Ya dikmek size daha kolay geliyorsa bu sırayı düz örüp bitirdikten sonra bu sıraya dikebilirsiniz. Ama genelde amigurumi öğrenenler dikmekten nefret ediyorlar. Bu arada bu tavşan sadece boyunda dikiş var. Boyunda da dikiş o kadar çok problem olmuyor. Yani ben problem etmiyorum. Ama kol, kulak bu dikişleri hiç sevmiyorum. Şimdi şu ipleri kolun bitiş iplerini içine doğru atabiliriz. Elyafla beraber o arada kalsın. Şimdi kolların genel duruşuna bakıyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum iki yana. Şöyle koyayım. Bakalım şöyle bir. Bence sorun yok. Gayet güzel duruyor iki yanda. Sonra arkada. Bir. İki ilmek daha örüyorum. Ve sıram bitiyor. Evet. Sıra sonlandı. 28. sırada kolları taktık. 29. sırada 3 kez örüp 1 kez azaltıyoruz. Sıra sonunda 24 ilmeğim oluyor. 1 2 3 3 kez örüp 1 kez azalttım. Sonuncu sırada 2 kez örüp 1 azaltacağız. Hemen azaltmalarımı yapıp geliyorum. Sıra sonunda 18 ilmeğimiz olacak. Evet, 30. sıramı da bitirdim. Gövdemi de doldurdum. Şöyle elimle biraz yerleştiriyorum. Form veriyorum. Evet. Şimdi 2 sırada boyun öreceğim. 31. 32. sırayı 18 ilmek olarak öreceğim. Ve gövdemiz bitiyor. 32. sırayı da ördüm. Boyun da bitti. Sıra sonu tam ortaya gelsin istiyorum ben. O yüzden bir ilmek daha örüyorum buraya. Ve bir kez ilmek kaydırma yapıyorum. Çünkü artık sıram bitti. Zincir çekmiyorum. Çünkü ben zaten boyun dikişi için uzunca bir ip bırakacağım şimdi. Şöyle ve uzun bir ip bırakıyorum. Şöyle şu kadar bayağı uzun bir ip bıraktığım için açılmaz. Bu ipi de boyun dikişi için kullanacağım. İpi çekiyorum. Dikişte kullanacağım. İlmek kaydırma yaptım. Uzun bir ip bıraktım. Ve bitirdim. Şöyle göstereyim size. Bakın boynumuz bitti. Askılar olacak burada. Şu şeyi çıkaralım. Arkadaki ilmek belirleyici ipimizi de çıkaralım. Daha ince bir tığınız varsa veya iğnenin arkasıyla. İğnenin arkasıyla çıkarabilirsiniz. Artık çekip çıkarabiliriz. Bakın bu ipin bile biraz izi çıktı, gördünüz mü? Eğer biraz daha kalın bir ip olsaydı daha çok iz çıkardı burada. Bu şekilde bitti. Bir sonraki videoda baş yapımını göstereceğim. Kulaklar ve başı göstereceğim. Sonraki videoda da kirpiklerin yapımı, burun yapımını ve boyun dikimini göstereceğim. Hoşça kalın.